Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan okulumuz, 1963 yılında ticaret meslek lisesi olarak eğitim öğretime başlamış, 2015 yılında hayırsever katkısıyla yapılan yeni binasına geçerek Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adını almıştır. 1963 yılından bugüne 12.750 mezun veren okulumuz, iş dünyasına ve meslek hayatına çok sayıda nitelikli insan kazandırmıştır. 30 kişilik derslikleri, müzik odası, zengin içerikli kütüphanesi, kantini, 100 kişilik konferans salonu, özel eğitim sınıfı, birçok aktivitenin yapıldığı faaliyet alanı, açık spor alanları ile faaliyet gösteren okulumuz, şehir merkezinde olmasıyla ulaşım kolay, deniz ve yeşil çevreye yakınlığıyla ferah bir eğitim ortamı sağlamaktadır. Okulumuz, tecrübeli idari kadrosu ve alanında uzman öğretmenleriyle öğrencilerimizin geleceğe sağlam adımlar atmaları için teorik ve uygulamalı mesleki eğitim vererek ülkemizin hizmet sektörünün ihtiyacı olan meslek elemanlarının yetiştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bilişim teknolojileri alanında bilgisayar sistemlerinin, yazılım ve donanım kurumlarının yanında alanın altında yer alan web programcılığı dalının yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Bilişim teknolojileri alanını bitiren öğrencilerimiz, iş yeri açma belgelerini alarak kendi işlerini kurabildikleri gibi yüksek öğrenime geçiş sınavında başarılı olanlar istedikleri alanlara kayıt yaptırarak üst öğrenimlerine devam edebilmektedirler. Ayrıca alanlarında tercih yaptıklarında METOK kapsamında eğitim veren 4 yıllık fakültelere ve 2 yıllık ön lisans programlarına ek puan alarak yerleşme imkanına sahiptirler. Bilişim teknolojileri alanı mezunlarımız, web tasarım hizmeti veren firmalarda veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca ağ işletmeleri, bilgisayar satış ve destek firmaları, bankalar, ticari kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, yazılı ve görsel medya sektörü ve hizmet sektöründe yer alan kamu kuruluşları gibi pek çok alanda geniş iş imkanlarına sahiptir. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışıyla yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, büro yönetimi alanında eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır. Buna bağlı olarak büro yönetimi alanının amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. İş dünyasının yönetim ve teknolojik gelişim hızına destek verecek dal sekreterlerini yetiştirmek bölümün hedefidir. Büro yönetimi alanında hukuk sekreterliği, ticaret sekreterliği, yönetici sekreterliği dalları yer almaktadır. Bu doğrultuda eğitim veren dallarımızda hukuk hizmetleri, ticaret hizmetleri, büro paket programları, yazışma ve dosyalama teknikleri, kamu hukuku ve özel hukuk, bilgisayarda hızlı klavye, web uygulamaları, mesleki yabancı dil ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırılması hedeflenmektedir. Muhasebe ve finansman alanı, bir işletmenin kuruluş işlemleri, günlük faaliyetleri, vergi işlemleri, dosyalama ve arşiv işlemleri, dış ticaret işlemleri, borsa ve finans işlemleri ile ilgili yeterlilik kazandıran bir alandır. Bilgisayarlı muhasebe dalımızda, muhasebecilik mesleğinin gerektirdiği ticari işletmelerin faaliyetlerine ait belgelerin tasnif, kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini bilgisayar ortamında yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik
eğitim ve öğretim verilmektedir. Muhasebe ve finansman alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dalda kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyetleri olan her türdeki kurum, kuruluşlar, muhasebe, ön muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler, şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri gibi yerlerde çalışabilirler. Adalet alanı, altında yer alan zabıt katipliği ve infaz koruma dallarının yeterliliklerini kazandırmaya yönelik Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı ile adli ve idari yargı sistemi içerisindeki tüm mahkemelerdeki yazı işlemlerini yapmak, ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde güvenliği sağlamak, tutuklu ve hükümlüler ile ilgili işlemleri yapmakla ilgili eğitim ve öğretimin verildiği alandır. Bu alandan mezun olan öğrenciler, Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı, Cumhuriyet Başsavcılıkları, İlk Derece Mahkemeleri, Bölge Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemeleri, Yüksek Mahkemeler, Hukuk Büroları, Noterlikler, Yüksek Seçim Kurulu, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evleri, Özel Güvenlik Şirketleri, Bankalar ve Sigorta Şirketleri gibi özel firmaların hukuk departmanları ve takip birimleri gibi yerlerde çalışabilirler.